Ne demek istiyorsun? Az kalsın öldürecek misin Halide Hanım'ı? Saçma sapan konuşma. Kazayla ateş aldı tüfek. Ne malum tetiği bilerek çekmediğin? Yeter artık üstüme geldiğin Kemal. Senden de senin bu zırvalamalarından da bıktım usandım. Yarından tezi yok, çekip gideceksin çiftlikten, anladın mı? Anladım Güllü Hanım. Ama benim Muzaffer Bey işi aldı. Madem benden memnun değilsiniz, çıkın karşısına ona söyleyin gereğini yapıversin. Hoş geldiniz hanımım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hanımım. Bir an evvel iyileşin diye sabaha kadar dua ettim. Ama şimdi iyisiniz şükür değil mi? Hadi gevezeliği bırak da koş yatağı hazırla. Yatağı çoktan hazır. Limonatalar, şerbetler kaynattım size. İçersiniz değil mi? İçerim Gülüze. Hadi Gülüze, işinize bak. Rahat mısın? Benden istediğin bir şey var mı? Hayır abi, teşekkür ederim. Bak, hazır hasta nazı durumundayken bir şey istiyorsan söyle. Yeni bir araba falan hemen gidip alayım ha? Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet. Biz çıkalım. Bir şeye ihtiyacın olunca seslen.
Ne oluyor sana? Ne mi oluyor? Hiç, ne olacak? Halide geldi diye seviniyorum. Daha iki gün önce Halide'yi kovdum diye bana kızıyordun. Ne oldu şimdi? Niye surat asıyorsun kızcağızın? Hata etmişim, tamam mı? Tamam değil. Artık bu evde küslük, dargınlık istemiyorum. Hemen şimdi her şeyi konuşup halledeceğiz. O zaman söyle hemşirene de bundan böyle bana insan gibi davransın. Canım bir hata yapmış ve yaptığının cezasını fazlasıyla çıkıyor zaten. Senin de bir olgunluk gösterip bunu affetmen lazım değil mi? Etmedim mi zannediyorsun? Nerimanlardayken ayağına kadar gidip özür bile diledim. Çiftliğe geri dön, abinle seni barıştırayım dedim. Hakaret üstüne hakaret. Bir kovmadığı kaldı beni. Neriman'la Kemal şahidimdir, onlara sor istersen. Kaçırttı, dövdü, ses etmedim. Çiftliğe geldiğim günden beri her Allah'ın günü hakaret, aşağılama, ses etmedim. Ama artık yeter. Eğer bundan böyle üstüme gelirse vesileyle karşılığını görür Muzaffer. Haberin olsun. Afiyet olsun usta. Bakalım beğenecek misin? Estağfurullah. Zahmet etmiş, emek vermişsin. Beğenmemek ne demek? Oo, kıyma da koymuşsun. Bir sürü masraf ettirdik demek sana. Aman 200 gram kıymanın lafı mı olur Allah aşkına? Ay ne olur doğruyu söyle usta. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Rahmetli anamın yemekleri gibi olmuş. Ellerine sağlık. Vallahi mi? Beğendin yani ha? Yiyebilsem bütün tencereyi yerim. Sen otur usta, ben bakarım. Kemal sen misin? Gel gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pakize'nin bir yemek sözü vardı bana. Kıymalı patates yapmış, getirmiş sağ olsun. Yersin değil mi? Afiyet olsun usta. Ben hallettim o işi. Aa, olur mu canım öyle şey? Ben bir tabak getireyim, yersin bir lokma. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Aşk olsun usta. Sana gelmem için illa kötü bir şey mi olması gerekiyor? Öğleden sonra izinliydim. Kalktım geldim. Rahatsız ettiysem gideyim. Alınma canım hemen. Lafın gelişi söyledim. Çiftlikte işler nasıl gidiyor? Delirtebildin mi bari Güllü'yü? Maşallah senin de her şeyden haberin var Pakize. Ne sandıydın? Var tabii ki. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.